Başbakan, Arap Turizm Örgütü'nün değerli başkanı, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirlerimize, Türkiye'ye, tarih şehri, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'ya hoş geldiniz diyorum. Misafirlerimizin yeşiliyle, tarihiyle, misafirperver insanlarıyla, kadim kültürüyle Bursa'nın eşsiz havasını teneffüs etmelerini, memleketlerine en güzel hatıralar ve en güzel izlenimlerle dönmelerini temenni ediyorum. Her yıl yüz binlerce Arap turisti ağırlayan Bursa, inanıyorum ki burada bulunan çok değerli ve mümtaz misafirlerimizin katkılarıyla önümüzdeki yıllarda artan sayıda kardeşimizi konuk edecektir. Bursa'yı gezdiğinizde bu şehrin sizin hiç yabancısı olmadığı bir şehir olduğunu göreceksiniz. Bursa eski ile yeninin, tarih ile geleceğin buluştuğu, kaynaştığı bir şehir. Bursa aynı zamanda tüm Afrika'dan, Asya'dan, özellikle de Balkanlar ve Orta Doğu'dan esintiler, renkler, kokular, diller ihtiva eden bir şehir. Bursa, zaman kavramının farklılaştığı, zaman mefhumunun yeni bir anlama büründüğü bir şey. Meşhur Türk yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa'da zamanın billur bir arizeye dönüştüğünü ifade eder. Türbeleriyle, camileriyle, bahçeleriyle, şadırvanlarıyla Bursa bir yandan size büyük bir devletin kuruluş hikayesini anlatacak, bir yandan da ekranda az önce izledik su sesinin, kanal seslerinin, onlara karışmış Kur'an-ı Kerim seslerinin ahengini iletecektir. Bursa bir cihan devletinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet oluşuna şahitlik etmiş, üç kıtada adaletle hükmeden bir imparatorluğun sadece ilk başkenti değil, adeta tasarım atölyesi olmuştur. Osmanlı'nın kurucusu merhum Osman Gazi sağlığında Bursa'yı sadece uzaktan görmüştür. Bursa'nın fethedilmesini ve kabrinin de Bursa'ya taşınmasını arzu eden Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye son derece anlamlı bir vasiyet bırakmıştır. Diyor ki Osman Gazi, zulümden, bid'atten sakın. Benden ibret al ki bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip hak etmediğim halde bunca İnayet-i Celile-i Rabbaniye'ye mazhar ol. Sen de benim yolumdan git ve bu dini Muhammedi'yi ve ashabını bundan başka sana tabi olanları koru. Allah'ın hakkını ve kulların hukukunu gözet. Senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Adalet ve insafa riayetle zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüste Allah'ın yardımına güven. Tabi tercümede biraz sıkıntı oluyor olabiliriz. Ey oğul, yaradandan korkmayan yaradılandan hiç korkmaz.
Evet değerli kardeşlerim. Bundan 600 yıl önce Osman Gazi Bursa önlerinde oğlu Orhan Gazi'ye bu nasihatte bulunmuştu. İşte bu nasihat 600 yıl boyunca bu topraklarda yankılandı. 600 yıl boyunca kulaktan kulağa ulaştı. Gönülden gönüle ulaştı. Ve bugün de bizim ufkumuzu aydınlattı. Şunu da çok büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki tıpkı 600 yıl boyunca olduğu gibi bugün de biz Arap halklarını kardeşimiz, yol arkadaşımız, iyi ve kötü günde dostumuz, komşumuz olarak görüyoruz. Türkiye her ne kadar yönünü batıya çevirmiş olsa da veya böyle tanıtılıyor olsa da sırtını asla ve asla doğuya, güneye, kuzeye dönmeyeceğiz. Son yüzyıl içinde aramıza konulmuş olan mesafelerin, sınırların, aramızdaki engel ve bariyerlerin tamamının sanal olduğuna inanıyorum. Bin yıllar boyunca bir arada yaşamış, birbirine dost, komşu, akraba, hatta kardeş olmuş milletlerin bugün yapay engellerle birbirinden uzak kalmasına, uzak tutulmasına bizim gönlümüz razı gelmiyor. İşte bu anlayıştan hareketle son 9,5 yıl içinde hükümet olarak kadim dostlarımızla, kardeşlerimizle çok farklı bir iletişim ve işbirliğini tesis ettik. Türkiye bir yandan Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini başlattı ve bunu kararlılıkla yürütüyor. Ama aynı zamanda Türkiye bölgedeki dost ve kardeş ülkeler, özellikle de Orta Doğu'daki kardeş ülkelerle örnek bir işbirliğini, örnek bir dayanışmayı inşa ediyor. Bölgemizdeki meselelerin tamamına sadece ve sadece insan gözlüğüyle bakıyor. Barış, refah ve kardeşlikten başka hiçbir gaye gütmüyoruz. Filistin meselesine, Irak'taki istikrarsızlığa, son dönemde Suriye'nin yaşadığı acılara biz sadece kalp gözüyle bakıyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki meseleleri kardeşlerimizin meseleleri olarak görüyor. Kardeşlik hukuku çerçevesinde bu sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Uluslararası ilişkilerdeki dayanışmamızla paralel olarak ekonomik ve sosyal dayanışmayı da en güçlü şekilde destekliyoruz. Bölgede herhangi bir ülkenin geri kalmışlığının, yoksulluğunun diğer tüm ülkeler üzerinde bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz ve bölgenin tamamının hep birlikte kalkınması, birlikte refah ve huzura ulaşabilmesi için mücadele veriyoruz. Değerli kardeşlerim, şunu burada altını çizerek bütün kalbimle ve bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Türkler sizin kardeşinizdir. Türkiye Türkler sizin kardeşinizdir. Türkiye sizin evinizdir. Türkiye'nin her neresine giderseniz gidiniz, orada engin bir misafirperverlikle, hoşgörüyle karşılaşacaksınız. Türkiye'nin hiçbir yerinde yabancı muamelesi görmeyecek, her yerde bir kardeş gibi ağırlanacaksınız. Bu anlamda Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini, zenginliklerini doyasıya yaşamanızı ve teneffüs etmenizi isteriz. Yayla görmek istiyorsanız bizde. Kış karıyla, kayak turizmiyle görmek istiyorsanız bizde. Deniz görmek istiyorsanız bizde. Orman görmek istiyorsanız bizde.
kayak yapmak istiyorsanız bizde güneş, bizde Allah her şeyi vermiş. Dört mevsim bizde. Öyleyse biz sizi bu eve davet ediyoruz. Kültür, inanç turizmi bizde davet ediyoruz. Türkiye'de tarihi eserlerden kültüre, dini eserlerden sağlığa, tabiat güzelliklerinden spora kadar her alanda çok geniş bir yelpazede imkanlarla karşılaşacaksınız. Üstelik Türkiye'de yılın sadece belli zamanlarında değil, dört mevsim 365 gün boyunca değerlendirebileceğiniz imkanlar bulacaksınız. Kış mevsiminin Erzurum'da, Kars'ta, Kocaeli'nde, özellikle de burada, Bursa'da güzelliklerini yaşamak mümkündür. Baharda Karadeniz, Marmara bölgesi, Ege bölgesi eşsiz tabiat güzellikleriyle sizleri memnun edecektir. Yaz ve sonbahar aylarında Akdeniz bölgemiz, Ege bölgemiz sizlere hizmet verecektir. Bunun dışında yılın tamamında Bursa, İstanbul, Edirne, İzmir, Ankara, Mardin, Nevşehir, Diyarbakır, daha nice şehirlerimiz tarih birikimiyle, kültür hazineleriyle, sağlık tesisleriyle sizleri ağırlayacaktır. Esasen Türkiye'de sadece Türkiye tarihi, sadece Roma, Bizans ve diğer kadim medeniyetlerin tarihlerini değil, kendi tarihinizi de görecek, kendi geçmişinizin de izini sürebileceksiniz. Bu topraklarda ortak medeniyetimizin eşsiz eserleriyle ne muhteşem bir ortak tarihe ve ne muhteşem bir ortak medeniyete sahip olduğumuzu eminim ki daha iyi anlayacaksınız. Son dönemde Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler, ekonomideki istikrarlı büyüme ve refah artışı vatandaşlarımızın daha fazla turistik gezi yapmalarına imkan tanıdı. Türkiye'den Suudi Arabistan'a yapılan hac ve umre ziyaretleri dışında turistik olarak önemli ölçüde ziyaret gerçekleştirilmeye başladı. Memnuniyetle görüyoruz ki Arap ülkelerinden de Türkiye'ye gelen turist sayısı ciddi ölçüde arttı. Türkiye son yıllarda turist olarak ziyaretçi sayısının ve turizm gelirinin en hızlı arttığı ülkelerden biri oldu. Az önce bakanım söyledi. 2002 yılında Türkiye'nin toplam turizm geliri çok ama çok gerilerdi. Ve şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Hamdolsun 13,5 milyar dolardan, 12 milyar dolardan şimdi 23 milyar dolara çıkmış vaziyetteyiz. Turist sayısına bakıyoruz. 13-13,5 milyondan şu anda 31,5 milyona turist sayısı ulaşmış vaziyette. Artık otel sayısında sıkıntımız var ve onun için de bol miktarda yeni yeni oteller yapmanın gayreti içerisindeyiz. Biz bu sayıları yeterli bulmuyoruz. Türkiye'nin potansiyelinin, turizm altyapısının, turizm imkanlarının bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Bursa'yı gezdiğinizde Bursa'da sadece bir şehir içinde tarihi, kültürel eserleri, tabii güzellikleri ve sağlık imkanlarını gördüğünüzde Türkiye'nin ziyadesiyle turisti hak ettiğini de göreceksiniz. Değerli kardeşlerim, biz turizmi sadece bir ekonomik faaliyet olarak görmüyoruz. Biz turizmi özellikle de sizlerden, Arap ülkelerinden gelen turistleri kaynaşmamızın, kucaklaşmamızın, hasbihal etmenin ve dertleşmenin bir aracı, bir vesilesi olarak görüyorum. Kardeşliğimizin gereği bu olduğu için böyle bakıyoruz. Türkiye olarak son 9,5 yıldır
ülkelerimiz arasındaki engelleri bunun için kaldırıyor, vizeleri bir engel olmaktan çıkarıyoruz. Dün akşam ben Katar'dan geldim. Ondan 4-5 gün önce Suudi Arabistan'daydım. Aynı şekilde arkadaşlarım kimi Katar'da, kimi Suud'da, kimi Kuveyt'te, Bahreyn'de, hepsi bölgede tüm bakan arkadaşlarım dolaşıyorlar. Niye? Kucaklaşmanın, kaynaşmanın bir gereği olarak bu adımlar. Turizmle birlikte halklar birbirini daha iyi tanıyor. Kardeşler uzun süren bir ayrılığın ardından hasret biliyorlar. Bu kucaklaşmayı daha fazla artırmamız, bu buluşmaları sıklaştırmamız gerekiyor. Bursa tüm imkanlarıyla, tüm misafirperverliğiyle sizlerin hizmetinizde olacaktır. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayeti sizlerin hizmetinizde olacaktır. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Türk-Arap Turizm Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'ye, Bursa'ya bir kez daha hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.